Putin, gözünü karartıp Ukrayna'yı işgal etmeye başladı. Rus lider Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararı sonrası gerginlik had safhaya çıkmış durumda. Ayrıca Putin, Rus askerlerinin sınırı geçerek Ukrayna'ya girmesini içeren talimatı verdi. Rus birliklerinin ayrılıkçıların elinde olan Donetsk ve Luhansk'a girdiği ifade edildi. Tüm bunlar yaşanırken Türkiye'nin bölgede kilit rolde olduğunu da unutmamak gerek. Herkes Türkiye'nin ne yapacağını merakla bekliyor. Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutunuz herhangi bir işgale yönelik bir gelişmenin olması veyahut da bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan krizle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, olası savaş sonrası muhtemel tehditlere karşı tedbirlerin alındığını ve Rusya'nın kararının kabul edilemez olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta Rusya'nın hamlesine karşın şu açıklamalarda bulundu. Şu an itibariyle, Amerika'nın açıklamaları ve özellikle bu Münih konferansındaki gariplikler, hepsi nereye çalıştı, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih konferansı da zaten sadece bir NATO zirvesi olmaktan öteye geçmedi. Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararının Minsk anlaşmalarına aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara, sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz. Biz aynı zamanda Karadeniz ülkesiydik. Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Karadeniz ülkesi olmanın bize yüklediği sorumlulukları bir kenara bırakamayız. Bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için Güvenlik Konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etti. Putin yaptığı konuşmada Kiev yönetiminin Donbas'ta askeri karar dışında hiçbir kararı tanımadığını belirterek bu bağlamda Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulundu. Törende Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında dostluk ve işbirliği anlaşmaları da imzalandı. Sözleşmenin 5. maddesinde her iki tarafa da kendi topraklarında askeri altyapı, üsler ve diğer şeyler inşa etme, kullanma ve iyileştirme hakkı verildi. Kremlin, askeri işbirliği konusunda resmi bir anlaşma yapılıncaya kadar Rus birliklerine barış gücü olarak iki bölgeye konuşlanma emri verdi. Madde 11, vatandaşların akit taraflar arasında serbest dolaşımını öngörüyor ve hem Rusya'yı hem de sözde cumhuriyetleri, üçüncü ülke vatandaşlarının topraklarına giriş ve çıkış rejimini düzenlemek için üstünde anlaşmaya varılmış bir dizi önlemi geliştirmek ve uygulamakla yükümlü kılıyor. 13. madde, sözleşme taraflarını ulusal azınlıkların kendi topraklarındaki etnik, dilsel,
kültürel ve dini kimliklerini korumak ve bu kimlikleri korumak ve geliştirmek için koşullar oluşturmakla ve bireysel ve toplu azınlıklar haklarını herhangi bir müdahaleye maruz kalmadan güvence altına almakla yükümlü kılıyor. 15 Şubat'ta Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti. Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim kurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Rusya'nın ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerini tanıma kararına ilişkin sosyal medyadan halka sesleniş gerçekleştirdi. Rusya'nın son hareketlerinin ülkelerinin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu aktaran Zelenski, alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir diye konuştu. Zelenski, ayrılıkçıları tanımanın tek taraflı olarak Minsk anlaşmalarından çıkmak ve Normandiya formatında alınmış kararları göz ardı etmek anlamına gelebileceğini aktararak kararın barış çabalarını baltaladığını belirtti. Bugün alınan ve yarın alınacak muhtemel kararlarla Rusya'nın Donbas'ta 2014'ten beri var olan askeri varlığını meşru hale getirmiş olacağını kaydeden Zelenski, Normandiya dörtlüsü zirvesi için acil çağrı yaptıklarını belirtti. Zelenski, partnerlerinden net ve etkili adımlar beklediklerine dikkat çekti. Sınırlarının iyi şekilde korunduğunu hatırlatan Zelenski, kendi topraklarında olduklarını ve hiçbir şeyden korkmadıklarını söyledi. Kimseye bir şey borçlu olmadıklarını ifade eden Zelenski, "Kimseye bir şey vermeyeceğiz, bundan eminiz. Çünkü 2014 Şubat değil, 2022 Şubat'tayız. Başka bir ülke, başka bir ordu. Tek amaç Ukrayna'da barış," dedi. Zelenski, ülkesinin siyasi diplomatik çözüme bağlı olduğunu kaydetti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Moskova'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından bir açıklama yaptı. Rusya'ya karşı atılacak adımları Amerika ve Avrupa Birliği ile birlikte karar vereceklerini belirten Scholz, Kuzey Akım 2'ye ruhsat verilmesinin artık imkansız olduğunu söyledi. Scholz, "Özellikle Kuzey Akım 2'ye ilişkin durumu gözden geçirmemiz gerekli," dedi. Halihazırda Rus gazı büyük ölçüde Ukrayna üstünden Avrupa'ya taşınıyor. Bu hatla birlikte Moskova, Kiev'i devre dışı bırakmaya çalışıyordu. Berlin yönetiminin oldukça ciddi olarak tanımlanabilecek bu adımına Rusya'nın ne tepki göstereceği ise merak konusu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, Rusya'ya karşı yaptırım uygulanması gerektiğini söylemiş ve Kuzey Akım 2 projesi tamamen bitirilmeli demişti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Almanya'nın Kuzey Akım 2 hattını askıya alma hamlesini memnuniyetle karşılıyoruz denildi. Ukrayna ordusu topraklarını korumak adına büyük ihtimalle Donbas'ta bir karşılık verecekti. Ukrayna tarafından Donbas'a veya Rusya sınırına yönelik zarar verici bir hamle gelirse Putin o zaman düşünmez saldırı emrini verir. Donbas'ta eş zamanlı Karadeniz'de de ciddi bir gerilim var. Azak Denizi'nde NOTAM ilan edildi. Rusya tatbikatları nedeniyle burayı gemi trafiğine kapatmıştı. Şimdi uçuşa da kapattı. Rusya, Suriye'de de önemli hamleler yaptı. Savaş çıktı, çıkacak denilen bir zamanda Rus ordusunun en tepesindeki isim olan Savunma Bakanı Şoygu, Suriye'ye gitti. Suriye Devlet Başkanı Esed'le görüştü. Doğu Akdeniz'de Rus donanmasının tatbikatı vardı, onu takip etti. Rusya, Doğu Akdeniz'de İskender füzelerini test etti. Putin bu füzeleri 2007'de envantere almıştı. İskender füzeleri, Hazar ve Karadeniz'den sonra Doğu Akdeniz'de de boy gösterdi. Rusya tepeden tırnağa, "Madem savaş istiyorsunuz, ben hazırım," mesajı veriyor.